Selamlar dostlar. Sizlere kaldığım odayı göstererek videoya başlamak istedim. Şöyle bir odada kalıyorum. Bir tane böyle çift kişilik yatak var. Burada eşyalarımı koyabileceğim bir alan var. Aynamız var. Televizyon var. Vantilatör var. Tuvalet banyosu da böyle içinde. Şu tarz kalıp sabun vermişler iki tane. Şöyle lambamızı kapatalım. Kilidimizi de açalım. Bayağı korunaklı ama kapının kolu yok. Ulum açıl lan. Heh, açıldı. Vantilatörü de buradan çalıştırıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle ışığımızı kapatalım. O da budur dostlar. Şöyle kapıyı kilitleyeyim. Geceliğine 25 dolar veriyorum bu odanın. En ucuz oda burasıydı yani. Konaklayabileceğim en ucuz yer burasıydı. Şöyle 10 numarada kalıyorum. Buranın adı neydi? Glomor Hotel. Aynen. Bu şimdi kapısının önünde göstereceğim sizlere. Ya güzel bir yer. Fiyatına göre normal. Çünkü burada konaklanabilecek doğru düzgün bir yer yok. Bu arada selamlar herkese dostlar. La Romana'ya geldim ben. Santo Domingo'dan ayrıldım. Burada konaklayabileceğim en ucuz yeri buldum. Yani şimdi fiyat performans kıyaslaması yapmak istemiyorum. Çünkü 25 dolar benim sürekli ödeyip de konaklayabildiğim tarzda bir otel, hostel vesaire bir şey değil yani. O kadar paralar ödemiyorum ben. Otelin adı bu. Gelip de buraya kalmak isterseniz şöyle göstereyim. Ben sürekli o tarz paralar vermiyorum. Ya ama güzel yani, sıkıntı yok. İnterneti var işte. Vantilatörü çalıştırınca serinlik geliyor. Bana yetiyor yani. Ben internet olsun, yatak olsun yeter bana ya. Tuvalet banyosu olsun yeter bana. Öyle çok fazla beklentim yok yani odadan. İnternetin iyi olması benim için en önemli olay. La Romana'ya geldim dostlar. Buraya niye geldim? Santo Domingo'dan ayrıldık artık. Dominik'te birazcık farklı yerler de görmek istiyorum buraya kadar gelmişken. Burası pislik içerisinde. Ulan cümleye giremedim. Şuranın haline bak ya. Pislik içerisinde. Aslında buraya gelme gibi bir niyetim yoktu. Çok başka bir lokasyon planlamıştım ben. 2-3 farklı yer vardı kafamda. Hiçbirine gidemedim. Yani son dakika plan değiştirmek zorunda kaldım. Gitmek istediğim yerler biraz daha böyle Santo Domingo'dan uzak yerlerdi. Ama oraya gidemedim. Bunun da başlıca sebebi benim için çok ama çok pahalı olması. Yani bak mesela burası. Ola. Abla ne yapıyorsun ya? Vay arkadaş. Bak burası turistik bir şehir değil. Şu an bulunduğumuz yer turistik bir yer değil. Lan acayip kokuyor ya. Ulan pislik içerisinde. Dur karşı kaldırıma geçeyim kokudan. Cümle kuramadım. Burası turistik bir yer değil yani. Buranın çevresinde gezip görebileceğiniz, ziyaret edebileceğiniz yerler var. Ama oraya da gitmek için ya araç lazım ya taksiye binmeniz gerekiyor. Geldim buraya, tamam mı? Oraları görmek için geldim. Bulabildiğim en uygun yer burası. Burası da 25 dolar bak. Geceli 25 dolar. Benim baktığım asıl gitmek istediğim yerler 70 dolar. 80 dolardan başlıyordu konaklama. Yani akıllara zarar bir fiyat politikası var. Ne yazık ki Dominik'te böyle birazcık daha tatil yapabileceğiniz turistik yerlere gitmek isterseniz, işte aman denize gireyim, yüzeyim vesaire derseniz, kafa dinleyeyim derseniz, en ucuz bulursanız 50-60 dolar civarında şanslıysanız bulursunuz. O da plaj yanında değil, bir tık böyle uzakta. Öyle olunca ben de son dakika farklı bir lokasyona gelmek zorunda kaldım. Buraya geldik. Yani size burayı da göstermek çok istemedim aslında. Vallahi bir şey yok yani. Ama durumu anlatmak istedim. Ne yazık ki şu an 70 dolarlar, 80 dolarlar, 100 dolarlar konuşuyor. Böyle Dominik'e gelirseniz tatil yapabileceğiniz, denize girebileceğiniz, aman işte plaj göreyim dediğiniz yerler o fiyatlardan başlıyor. Ha, uygun olan yerler de var. Birazcık araştırmanız gerekiyor işte. Bulduğum an ben de yapışacağım oralara. Durum budur. Çöpleri topluyorlar böyle. İlk defa gördüm şöyle ikili pres makinesi olan bir çöp aracı. İlginç. Ama sokaklar çok pis ya. Fena yani, öyle böyle değil. Kokuyor da ha, bayağı kokuyor yani.
chicken, beef. Okay, can I have one beef, one chicken? Okay, okay. And do you have coffee? Yes. Do you want a coffee? Si, si, por favor. Yeah, I have 10 peso, 15 peso. 15 peso. Is it Dominican coffee? Yes, Santo Domingo. Santo Domingo coffee? Yes. Con azúcar or sin azúcar? Con azúcar. Con azúcar. Ay, gracias. But I don't have a... No problem. I have to make more. Oh, no, no problem, no problem. Take this for free, okay? Okay. Okay. Thank you. Dostlar, şimdi kahvaltı yapmaya geldim de empanada yiyeceğim. Türkiye. Oh, Türkiye. Si. Oh. You know Turkey? Yes, yes. A lot from Turkey, and there are some series Netflix from Turkey too. Do you like Turkey? Yes, yes, of course. Oh, good. It's a beautiful country. Yeah. We have one TV program, TV show. We call Survivor. They make that TV show in Dominican Republic. Okay, okay. Yeah. Yeah. That's fine. Yeah. Kahvaltı yapmaya geldim. Şöyle Dominik kahvesi içeceğiz kahvaltıda. Café Santo Domingo. Santo Domingo kahvesiymiş bu. Şekerli yapıyorlar burada. Brezilya'da da öyle yapıyorlardı. Benim en sevdiğim, ben şekerli seviyorum. Şekersiz olunca çok acı geliyor, içemiyorum. Güzel, güzel. Brezilya kahvesi, Küba kahvesi bayağı lezzetliydi. Benim favorim Brezilya. Bu da gayet güzel. Bir de şöyle empanada aldım kendime. Bu tavuklu empanada. Yes. Böyle bir sürü sosumuz var. Burada empanadalara ya da başka yiyeceklere çok fazla sos döküyorlar. Sos kültürleri var. Mesela bu mayonezle ketçap karışımı. Bu sadece ketçap. Bu sarımsaklı mayonez. Şu da acı sos. Abi doğal meyve suları yapıyormuş da tamarindo. 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 Yes. Bunun ismi tamarindoymuş. İlk defa açacağım bunu. Aa, bu güzelmiş ya. Es tropical fruta. Yes, yes. İlk defa denedim bunu. Tropical meyveden yapıyormuş abi de tadı hafif hafif mayhoş. Çok hafif. Biraz şekerli. Hafif mayhoş bir tadı var. Beğendim bunu. Me gusta es. Es rico. Abi meyve suyu da satıyorum dedi de kahvesi çok az kalmış, o yüzden kahve yapmam gerekiyor, beklemen gerekiyor dedi. Ben de problem yok dedim, meyve suyu falan var, istiyorsan onu ikram edebilirim dedi. Meyveyi söyledi, onu tattım ben de. Güzel, gayet güzel. İlk defa açtım onu. Bu etli empanada. Tanesi 50 peso, 1 dolar. Tavuklu da etli de aynı fiyat. Dominik Cumhuriyeti'nde şöyle bir kültür var. Moto taksiler var. Burada moto colcha diyorlar. Bir yere gitmek istediğiniz zaman en ucuz ulaşımı moto taksilerle sağlıyorsunuz. Abi sağ olsun. Gracias señor. İzin verdi video çekmemi. Ondan izin aldım da. Adını çok hatırlayamıyordum. Moto colcha diyorlar buna. İşte 100 peso, 150 peso, 200 peso artık nereye böyle gideceksiniz. Belirli fiyatlar var. Gracias señor. Belirli fiyatlar var. Çok pahalıya götürmüyorlar. En ucuz bir yere, ya en ucuz ulaşım şekli bir yere gidecekseniz, o yüzden moto kolçaları da not edin bir kenara. Eğer benim gibi sırt çantasıyla geziyorsanız kolaylıkla ulaşım sağlarsınız şehir içlerinde. Santo Domingo'da da var, burada da var. Buraya gelmemiz aslında bir yandan şans oldu. Lokal hayatı daha net görüyoruz. Şimdi Santo Domingo büyük bir şehir ama burası ufak bir yer. Bak abla gidiyor mesela abinin arkasında. Burası böyle lokal hayatı daha yakından daha net görebileceğimiz bir yer. Belki de gelmemiş şans oldu yani, bilemiyorum. Aa, ne güzelmiş bu kafe ya, ufacık böyle. Bak bu şehirde bisikletle de gidilirler ya. Çok ufak çünkü yani. Yürüyerek bile gidebilirsiniz her yere. Bisiklet işinizi bayağı görür burada. Böyle kıyafet satan dükkanlar var. Şöyle bir araç gördüm. Arkasını açmışlar. Hem meyve satıyorlar hem de böyle burada yemek isterseniz size dilimleyip böyle paket yapıp veriyorlar. Papaya koydu şimdi. Bakalım başka neler koyacak. Şu küçük boyuymuş, 75 peso. Papaya koydu, kavun koydu, burada da ananas var.
son muzu da ekledi. Üzerine de şöyle bal gezdiriyor. Vallahi güzel gözüküyor ha. Hola! ¿Cómo está? Dame luz, claro que me quedé esperándote. La palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de my God, oh my God. Palabra de my God. ¿Es música? Dios, no, Dios, my God, en inglés. Dios. Ah, Dios. Dios. Ah, ok, gracias. Cristo ok, gracias, señor. Cristo te llama. Ok, Cristo gracias. Te llama. Mira, dime, ¿qué es lo que fuiste para allá, para la vaina de puta después de...? ¿Autos de chabón? No, es muy caro, es muy caro. ¿Para entrar? Sí, para entrar, tu visitar es muy caro. Ok. Que cualquier vaina vamos a moverte para uno, pregale algo a uno, que no conoce así. Regale algo. Gracias. Apagó la cámara. Para Turquía. ¿Verdad? Sí, merhaba Turquía. Turquía. Para Turquía desde aquí, para Rumana. Ya, maldito loco. Hasta luego. Güey, para ver, para llevarte, para la playa ahorita, de verdad. ¿Playa? Playa Caleta, para allá. Playa es después. Mañana. A ver, después, sí. Sí. Gracias. Vamos a verla. Bu abiyle buraya geldiğimde karşılaşmıştık. Fark ettiniz mi? Ya İspanyolca konuşuyor ama neredeyse hiçbir şey anlamıyorum konuştuğu İspanyolcadan. Çünkü o kadar çok yutarak konuşuyorlar ki kelimeleri. Yani motorlardan karşıya geçemiyor daha. O kadar çok yutuyorlar ki kelimeleri. Samimi söylüyorum. Ya aradan iki kelime anlarsam diyorum ki tamam, oradan çıkarabilirsin mevzuyu Burak yani. Anca öyle. Yoksa çok hızlı konuşuyorlar ve çok yutuyorlar. Bir şekilde anlaşıyorum. Beden dili, gülümseme, el tokalaşması bilmem ne. Yolumuzu buluyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Gülümseme her kapıyı açar ama bak bunu unutmayın. Gülümseme her kapıyı açar. Şehrin merkezindeki parka geldim. Burada böyle bir tane hediyelik eşya tezgahı varmış. Abla rica etti benden. Bakabilir misin dedi istiyorsan. Hani almak istediğim bir şey varsa yeah, bakabilirsin de dedi. Storm, only Dominican. Only Dominican. Ya yeah, Larimar. Bak Dominik'te varmış sadece bu taş. Larimar. Larimar. Şöyle göstereyim sizlere. Abla rica etti o yüzden ben de hem sizlere göstermek istedim hem de ablayı kırmak istemedim. Şöyle size ablanın tezgahını göstereyim. Eso la mama Juana. Mama Juana. Ah, tipo Dominicana. Tipico Dominicana. Es likör. Likör, sí. Ha likör. Dostlar bakın şu mama Juana likörü. Bunun içerisinde şöyle ağaç kabuğuna benzer bir şeyler var. Ondan sonra baldan yapıyorlar. Başka farklı 4-5 tane bir şey var tamam mı bunun içerisinde. Şarap var, bal var. Ondan sonra tatlı baharatlar var. Böyle bekletiyorlar sanırım bir şeyin içerisinde. Anlamadım bir şey oluyor. Böyle bir likör oluyor. Dominik likörü. Adı mama Juana. Ben bir kere tadına bakmıştım. O da Santo Domingo'da. Değişik bir tadı var yani. Ben çok sevemedim ama denenebilir. Şöyle bir park dostlar. Gayet güzel. Hava zaten sıcak. Gelip burada oturup serinleyebilirsiniz. Ki insanlar da zaten aynen o şekilde yapıyor. Yani her şehirde merkezde bir tane park olur. Onun yakınında da bir tane kilise olur. Yani klasik bir şehirleşme örneği Güney Amerika'da. Trafiğe bak ya. Ya bu kadar ufak bir şehirde bile o kadar fazla trafik, araç sesi, korna sesi var ki. Ya burası şehrin merkezi yani biraz da normal burası için ama ne bileyim ufacık şehir ya. Garip geliyor bana ya. Vallahi garip geliyor bana. Ha bak bunlar da minibüsler. İsterseniz o mototaksileri kullanabiliyorsunuz bir yere giderken, isterseniz böyle minibüsleri kullanabiliyorsunuz. Minibüsler de 50 pesodan başlıyor diye biliyorum. Santo Domingo'da da vardı bak bundan. Hatta aynısı ya galiba. Böyle yerlileri çizmişlerdi onda da. Benzettim vallahi aynısı olabilir ha. Bu biraz daha eskiymiş ama. Santo Domingo'dan buraya gelmek istiyorsanız otobüsle gelebilirsiniz. Ne kadardı? 225 pesoydu. O da 5 dolardan birazcık fazla. Otobüs de Çin mahallesinden kalkıyor. Barrio Chino diye aratırsanız haritada, Google haritalarda Çin mahallesini bulursunuz. Orada bir tane sokak var. Google haritalara şunu yazın. Sichuan Para de la Romana. Sichuan sanırım ya bir şey demek. Onu tam bilmiyorum da hani otobüslerin kalktığı
sokağı da ifade ediyor olabilir o kelime. Oraya gidiyorsunuz, oradan La Romana'ya giden otobüsler kalkıyor. O otobüslere biniyorsunuz, 2 saat, 2,5 saat arası trafiğe göre, otobüs şoförünün kullanım hızına göre buraya ulaşıyorsunuz. O kadar zor bir ulaşım değil aslında buraya gelmek. Sıkıntı da değil yani. Çok sık otobüs geliyor çünkü buraya, yakın olduğu için. Rahat bir şekilde ulaşırsınız buraya. Ama hakikaten burada çok fazla yapabilecek bir şey yok. Ha, çevresinde var. Çevresinde var. Ben de onlar için geldim ama ne yazık ki gidemiyoruz oralara. Los gringos que están aquí. Oye, que los que los gringos son de uno, amigo de uno. Denen para acá PRD, que los gringos están aquí. ¿Qué es lo que? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Ángel, Ángel, operado, Ángel. El operado en la casa, el operado de Villaverde. Dame cantar, oye ahí. Oye, oye, ¿cuál es la vuelta? La vuelta de Dios nada más, dice así. Récele a los santos, recen que no me pegué. Cuando mangué esto, voy a tener pila de mujeres que no me conocí. Ahora va a pagar para él, me molotó. Porque a nivel de calle, háganme saludo todo, porque este loco ya explotó y se quiere buscar todo. Anda con el gringo, mi hermanito, que se quiera. Claro que el gringo está todo, okay. Denle para acá. Gracias, amigo. Lo menor, dale. Con Dios, papi, con Dios. Latin Amerika'nın her yerinde olduğu gibi burada da seyyar satıcı kültürü var. Burada ablalarımız, abilerimiz meyve satıyorlar, sebze satıyorlar, yemek satan var. Ama burada da dolmuşların merkezi galiba. Gelip buraya park ettiklerini gördüm. Burada bir tane market var. Çok fazla insan motor kullanıyor. O kadar fazla motor kullanan var ki. Burası da her zamanki gibi pislik içerisinde. Hadi bakalım. Gracias, amigo. ¿Cómo está, señor? Be careful, okay? Okay, yeah. Be careful with the cam. Sí. Hasta luego. Şöyle bir mototaksiyle Playa Caleta'ya geldik şimdi. Caleta plajına. 150 peso verdim. Sağ olsun abi beni 5,5 kilometre yakın bir mesafe getirdi. 150 peso da 3 dolar yapıyor düz hesap. Şöyle sizlere plajı da göstermek istedim. Şurada bir tane restoran, kafe, bar gibi bir yer var. Burada gençler denize girmişler. Şöyle biz de ayağımızı bir suya sokalım ya. İşte neye niyet, neye kısmet. Burayı görmek için gelmedim. Şöyle terliklerimizi çıkaralım da. Vay. Serin su güzel. Güzel ya, burada çimerdim ha, iyi olurdu da. Neyse artık. Run. Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Bize ihtiyacım var. Şöyle. Şunu. Tekniğimizi atalım o tarafa. Böyle bir plaj dostlar. Size burayı göstermek istedim. Şehrin merkezinden 5,5 kilometre uzaklıkta. Aslında ben burayı görmek için, bu şehri de görmek için gelmedim. Benim buraya gelme amacım, bak şu karşıda bir tane ada var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada bir ada var. Catalina Adası. Birinci hedefim oraya gitmekti. Daha sonrasında şehrin bu tarafında kalan bir tane köy var. İsmi Altos de Chavón. Nehir var. Adını hatırlamıyorum. Çok güzel. Fotoğraflarını gördüm. Hakikaten çok güzel bir nehir. Büyük de bir nehir. Orası okyanusa bağlanıyor, tamam mı? O kadar hoşuma gitti ki. Ve oraya bir tane köy kurmuşlar. Böyle Akdeniz köyü kurmuşlar oraya. Sonradan yapılan bir köy. İşte kilise milise inşa etmişler. Tam böyle hani turistik bir yer yapmışlar aslında. Ama manzarası falan çok güzel. Yemyeşil. Oraya gitmek istiyordum.
Ama ne yazık ki böyle bir imkanım olmadı. Çünkü oraya giden bir servis, otobüs, herhangi bir lokal araç yok. Ucuza gidemiyorsunuz. Tek gidebileceğiniz araç taksi ya da kendi aracınız. Ya taksi de sordum, 30 dolar çekiyorlar taksi. Yani tek gidiş 30 dolar. Oraya giriş de 10 dolar ya da 25 dolar yazıyordu internette. Hadi 10 dolar diyelim, 40 dolar. 30 dolar da girişe vereceksin. Hadi pazarlık yaptın bilmem ne. Yine en kötü 55-60 dolarlık falan oluyorsun yani, anladın mı? Ya benim öyle bir bütçem yok ki. Böyle bir bütçeyi açıkçası karşılayamam. O yüzden son dakika yaptığım bu plan da patladı yani. Diğer tarafı göremedik çok pahalı diye. Yani buraya geliyorsanız cebinizde paranızın olması lazım. Dominik sırt çantalı gezginlere uygun bir yer değil. Tamamen turistlere uygun bir yer. Cebinizde para olacak, buraya tatil yapmaya geleceksiniz. Ya bak, şu kaldığım şehri gördünüz. Şehirde yapılacak hiçbir şey yok. Ona rağmen en ucuz yer 25 dolar. Ha, 30 dolara 40 dolara sahil kenarında konaklayabileceğiniz yerler var yok mu? Var, elbette var. Ama tarihini denk getirmeniz lazım. Biraz da şanslı olmanız lazım bulabilmek için. Normalde 55, 60, 70, 100 ve artıyor fiyatlar yani. Doğruyu söylemek gerekirse Dominik birazcık pahalı. Güzel mi? Ya fotoğraflara bakınca zaten her şeyi görüyor insanlar. Hakikaten güzel. Tam tatil yapılacak bir yer. Deniz güzel. İnsanları çok sıcakkanlı. Ama ne yazık ki pahalı. Benim için pahalı. Bak, sizler için belki çok uygundur ama benim için pahalı yani. Onu söyleyeyim. Neyse, dur şöyle bir yürüyelim biraz ya. Neydi yani, plan buydu ama neydik ne olduk. Olsun ya, lokal bir şehri gezmiş olduk biz de. Birazcık buradaki hayat pahalılığından bahsetme fırsatına eriştim sizlere. Bunları anlattım. Ya en azından gezdik gördük ya. Dominik'le ilgili bir şeyler öğrendik bu videoda diye düşünüyorum. O yüzden ben memnunum açıkçası. Bir sıkıntı yok. Suyun rengine baksanıza. Ne yapıyorsun lan? Sen niye çinmiyorsun? Ve sahil uzanıyor arka tarafa doğru. Bu Catalina Adası da tahmin ettiğimden çok 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 daha pahalı bir yer. Yani turla gidiyorsunuz. Turla gittiğiniz için bir gün kalmanız gerekiyormuş orada. Öyle günlük ziyaret yokmuş. Tur götürüyormuş sadece. O da öğrenebildiğim kadar. Yani belki ben tam olarak öğrenememişimdir. Ben herkese sordum. Kaldığım yere sordum. Sokaktaki insanlara, internetten araştırdım. Bayağı bir bilgi toplamaya çalıştım. Öğrenebildiklerim bunlar. Varsa bir uygun yolu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. En azından buraya gelecek başka arkadaşlar varsa uygun yolunu seçerler. Hoppa! Ya burası da öyle taşlık, kum değil. Ya turlar da ne? 80-100 dolardan başlıyordu. İşte size aktivite kitliyorlar turda. İşte denizaltı aktivitesi, şu aktivitesi, bu aktivitesi. Ha, kötü değil yani bu arada, kitliyorlar dediğim. Hani ben mesela günlük gidip görmek, adayı görmek, orada böyle biraz vakit geçirmek isterdim. Hani aktiviteye falan katılacak bütçem keşke olsa. Ama en azından gidip adayı görmek isterdim yani. Adaya geldik, adanın adasına gitmek isterdim ama öyle bir şey olmuyormuş. 100 dolarları gözden çıkarmanız gerekiyor. Sırt çantalı kardeşler. Uzaktan biz de bakarak yetineceğiz artık, ne yapacağız? Bir gün param olursa ama tekrardan gelmek isterim buraya yani. Gidip de mesela bir ülkeye gidiyorum. İçimde kalan bazı şeyler oluyor. Yapmak isteyip de yapamadım. Onları mesela tekrardan gidip yapmayı çok isterim bir gün. Bir gün bakalım yapabilecek miyiz? Abi büyük ihtimalle balıkçı. Ya turist gezdiriyorlardır ya balık tutuyorlardır. Başka ne olacak? Yani bir ada ülkesi, tabii ki de balıkçılıkla geçinecek yani, bundan doğal ne var? Güzelmiş, tatlıymış ama bu sahil kısmı. Şehirde bir şey yok ama burası güzelmiş. Ha bak, açılmışlar, geri dönüyorlar. Hola señor. ¿Puede tomar video? Claro. Vay. Oo, kılıç balığı tutmuş dayı. Vay. Ya magujón.
Para comer, para pagar. Para comprar, para venderlo. Todo. Sí, sí. Ha, hem satış, hem kendi yiyor, hem satıyor anladığım kadarıyla. Olmayan İspanyolca, onu anlaşmaya çalışıyorum. Bak orada abi de sanırım tutmuş balık, o da ayıklıyor. Burası. Hello. Balıkçıların olduğu bir sahil. Fish, my friend. You wanna go with me? Come on, baby. Fish. Alta gama. Sienta una enfermedad de cura. Alta gama. Hambre. Fish. Fish. Alta gama. Aguhon. Fish alta gama. Ah, fish alta gama. Kılıç balığı galiba. Fish alta gama. İspanyolcası olsa gerek. Abi tutmuş bak, o da burada temizliyor. Ay po 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 po. Te digo algo. Ay po 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 po. Gracias. Topre, yo sabe aquí aguantado en Dominican Republic. ¿Qué lo que? Activo en la casa. Es para Turquía. Ya. Hasta luego. Chao. Chao. Goodbye. Goodbye. Hasta luego, señor. Sıcakkanlı insanlar ya. Burada dikkatimi çeken iki şey oldu. Birisi insanların çok sıcakkanlı olması, konuşkan olması. İkincisi şehrin çok pis olması. Yani açık söylemek gerekirse hakikaten çok pisti. Göstermediğim o kadar çöp ve pislik vardı ki. Ve kokuyordu abi. Çok fena kokuyordu hem de ya. Ama sahil temiz. Yani gördüğüm kadarıyla sahilde öyle bir çöplük bir şey yok. Moment. Terlikleri şurada bırakalım da. Abilere yardım edelim. Lan çok ağırmış ya. Baktım kıyıya çekmeye çalışıyorlar. Dedim bir yardım edeyim ama fena ağır, fena ağır, öyle böyle değil. Bir de şurada kuma mı saplanıyor, ne oluyor? Aynen. Kaç kişiyiz? 2, 4, 5, 6 kişi çekemedik şuraya. Terliği de azıcık yırtmış olabilirim. Aynen abi, boşaltın ya. Boşaltın. Oo bak neler neler tutmuşlar. Ona onun gözü ne renk öyle ya? Baksanıza gözüne, kırmızı. Abiler domino oynuyor bakın. Çok güzel bir oyun bu, çok keyifli bir oyun. Kuba'da öğrenmiştim ben de. Tezgaha baksana bak. Buraya biralarını koymuş, sarı içeceklerini köşelere. Takılıyorlar burada. Arkada müzik. Ben jugar tú también, hermanito. Jugar domino de palo tú. Siéntate. Ah, no. Oynamayı biliyorum da. Çok da iyi değilim. Bak abi mesela 1 ile 6 attı ya. Aynı rakamdan gitmek zorunda. Aynı rakamdan. Tamamen strateji oyunu. Önce bitiren kazanıyor. Bak pas geçen de masaya vuruyor, yani elimde yok anlamında. Aa bitti de. Ne yapıyorsun mandalina ya?
Çok heyecanlı oynuyorlar ya. O kadar heyecanlı oynuyorlar ki bunu. İzlemesi çok keyifli oluyor. Sahilin hemen arka tarafında da böyle bir sürü restoran var, kafe var, bar var. İnsanlar yiyorlar, içiyorlar, domino oynuyorlar, eğleniyorlar, sohbet ediyorlar. Güzel bir kültür hakikaten. Eğlenmesini biliyorlar yani. Latin Amerika'da insanlar ciddi anlamda hayata eğlenmek için gelmişler. Bütün stresini de biz Orta Doğulular çekiyoruz yani. Özellikle Arap Yarımadası'nda olanlar biraz insanın canını sıkıyor. Otel aquí, hotel, hotel aquí. No, hotel aquí, gracias. Abiler götürelim gideceğin yere kadar diyorlar da hemen bir sokak orada otelim ya. Yani iki dakika yürüyeceğim buradan. Günü de ufaktan batırıyoruz. Karşıda çok güzel bir görüntü var ya. Seviyorum bu görüntüyü. Artık gezdik, dolaştık. Yapacak başka bir şey yok. Sahili de gördük. Abi ne güzel, ne satıyor? Ekmek arası bir şey satıyor galiba. İçecek de satıyor galiba yanında. Seyyar satıcılık kültürü burada da var. Gezdik, dolaştık. La Romana böyle bir yer. Yani gelmeniz hakikaten gerek yok buraya. Ha, araştırın, çevresindeki yerleri merak ediyorsanız söyledim yani. Eğer bütçeniz varsa adaya da gidebilirsiniz. Altos de Chavona da gidebilirsiniz. Bütçeniz yetiyorsa gelin ucuza konaklamayı burada sağlayın, oraları ziyaret edin ya da paranız varsa direkt oralara da gidebilirsiniz. Yani tamamen keyfinize ve bütçenize kalmış bir durum. Benim bütçe olmadığı için La Romana'da gezdik, birazcık sürpriz oldu ama şunu gördük bu videoda, yani bu videoyu iyi ki çektim çünkü ya ben Türk lirası kazanıyorum. Gelirim belli, kazandığım para belli. Ya TL ile asla kıyaslamıyorum artık. Yani artık dolar hesabı yapıyorum ama kazancımı da dolara vurunca yine gezemiyorum, anladın mı? O yüzden en kısa zamanda inşallah artık dolarla olan bu döviz kuru birazcık dolar düşsün ya. Dolar düşsün abi. Yani bitiriyor bizi. Hakikaten bitiriyor bizi ya. Baba yapacak bir şey yok. Böyle gezilmez yani. Çok pahalı her şey ya. Artık bu döviz kurunun düşmesi lazım ve ülke ekonomisinin de birazcık kalkınması lazım ki hem paramız değerlensin, hem bizim de kazançlar artsın, ekonomimiz iyileşsin. Rahat rahat gezelim. Sadece ben değil, sizler de gezin. Şu sokaklarda neden sizlerle karşılaşmayayım yani? Ben onun derdindeyim, onun peşindeyim ya. Ben bir şekilde kazandığım parayla idare ediyorum, gezmeye çalışıyorum ama bunu zor yapıyorum, anladın mı? Bazı şeylerden kısarak gerçekleştiriyorum hayallerimi. Rahat rahat gezmek isterim abi. Avrupalı, Amerikalı tak diye parayı basıyor. Parası değerli, o yüzden çok rahat bir şekilde geziyor. Neyse, bunu görmüş olduk. Bunu anlatmış olayım bu videoda. Yani çevredeki yerler çok pahalı, Dominik çok pahalı. Ben de parası az olan bir kardeşiniz olarak bir şekilde buralarda gezmeye çalışıyorum. Fiyatları az çok görmüş olduk. Böyle bir video olsun bu da ya. Yani Dominik'in aslında bir yerde lokal bir şehrini de görmüş olduk baktığınız zaman. Farklı noktalarına da gitmeye çalışacağım. Oralarla kıyaslama şansımız oldu. Burası da Dominik. Şimdi bir sonraki videoda kim bilir nerede olacağız? Orası da Dominik. Anladın mı? Bu kıyası yapma şansı bulduk bu videoda. İyi oldu yani, güzel oldu. Benim otel neredeydi ya? Bir sonraki sokaktaydı galiba. İnsanları çok güzelmiş ama burayı sevdim o açıdan. Hakikaten insanlar güler yüze, sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar beni. Tek sıkıntım pislik yani. Şu sokak kokuyor ya. Bak şura kokuyor yani, anladın mı? O yüzden bu benim canımı sıkıyor yani. Ben burada yaşamıyorum, buralı değilim. Ama şu olay canımı sıkıyor. Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz abi. Oy ne yapıyor o be? Kaçırdım. Güzel kaldırmıştı önünü. Böyle olsun. Bu videoyu da böyle tamamlayayım dostlar. Umarım herkes keyif almıştır videodan. Umarım ülke olarak güzel günler görürüz. Hepimiz gezer, dolaşır, eğlenir, gezer. Öğreniriz yani. Böyle bir şey istiyorum ben açıkçası. Yani Almanlarla, Fransızlarla karşılaştım yeter. Biraz da sizlerle karşılaşalım yolda. Hasbihal edelim. Ondan sonra bir çay ısmarlayalım birbirimize, yemek ısmarlayalım, muhabbet edelim, bir yerlere beraber gidelim. Çok da büyük şeyler istemiyorum aslında. Umarım en kısa zamanlarda o günlere de kavuşuruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Nereye gideceğiz? Bana da sürpriz olacak bak. Ben de bilmiyorum. Bu akşam bakacağım artık. Aa, otelim burada. Otel Glamour. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim.
Bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Dominik seyahatimiz devam edecek bir aksilik olmazsa. Adios amigos diyorum. Hop geçtim.